sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 17-23 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili kovalar, evet bu hafta Merkür terazi burcunda ilerliyor. Hafta sonuna kadar da Güneş terazi burcunda olacak. Sizin için güzel bir gökyüzü pozisyonu. Terazi burcundaki Güneş ve Merkür özellikle basın, yayın, medya, yayıncılık, uluslararası konular, yabancı kültürler, akademik kavramlar tüm bu alanlarda size biraz daha yaratıcı enerjiler veriyor, destekler veriyor. Terazi burcunun yöneticisi Venüs de bu hafta Yay burcuna geçiş yapacak. Ayın 18'inde 12 Kasım'a kadar kalacak Venüs Yay burcunda. Bu da çok verimli bir pozisyon olacak sizin için. Venüs Yay burcunda 11. evinizde olacağı için bu da sosyal çevreniz, sosyal imkanları arttıracak gibi görünüyor. Arkadaşlardan gelecek destekler, organizasyonlar, ekip çalışmaları, işle ilgili yeni projeler, özellikle yayıncılık, medya ile ilgili işlerde daha fazla keyif, yabancı kültürlerdeki kişilerle daha fazla bir arada olabilirsiniz. Uluslararası işlerde, ilişkilerde daha fazla başarı elde edebilirsiniz. Hareketli bir dönem ve keyifli bir dönem. Aşk hayatınıza da olumlu yansıyabilir tabii ki bu sevgili kovalar. Ay geçişlerine baktığımızda haftanın ilk iki günü Ay Boğa burcunda biraz daha eviniz, yuvanız, ebeveynler, aileyle ilgili konuları önemserken çarşamba ve perşembe günleri ise sosyal yaşama daha fazla odaklanacaksınız veya çocuklarınızla ilgili bazı meşguliyetler olabilir. Cuma günü ve cumartesi günü ise iş yoğunluğunuz biraz fazla. Özellikle birikmiş işler çok fazla olabilir, yorucu geçebilir. Cuma ve cumartesi günü özellikle iş ortamınızla beraber çalışma ortamınızdaki kişilerle ilişkilere dikkat edin. Çünkü burada ay geçişi Uranüs-Plüto ile biraz gerilimli açılar yapacağı için zorlayıcı olabilir. Aynı zamanda sağlığınıza dikkat edin. Mide ve sindirim sisteminiz hassaslaşabilir. Kronik bazı eklem ağrıları nüksedebilir. Bugünlere dikkat edin. Pazar günü ise Ay Aslan burcunda. İlişkileriniz daha keyifli görünüyor. Sosyal ilişkiler, eş ve partner ilişkileri gündemde. Özellikle eşinizin istediği şeyleri yapabilirsiniz. Eşinizle birlikte güzel bir program yapabilirsiniz. Sevgili kovalar, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.